milletin kararlılığına vurgu yaptı. Hayıra duyduğu güveni anlattı. Panik içindeler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. CHP'nin başkanlık teklifinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, İstiklal Savaşı'nın temel kaynaklarından Amasya Genelgesi'nden alıntı yaptı. Amasya tahminini düşündük. Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya tahmini. Orada şunu söylüyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Şimdi biz bu süreci yeniden yaşıyoruz. FETÖ ve PKK üzerinden hayır kampanyasına yapılan eleştirilere değinen Kılıçdaroğlu, iktidarın aciz durumda olduğunu söyledi. Evet demesi gerektiğini, şunun için evet demesi gerektiğini çıkıp anlatmıyorlar da bizi veya bir başkalarını terörle suçluyorlar. Referandum sonucuna ilişkin yapılan anketlere de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, hayır oylarının önde olduğunu kaydetti. Kararsızlar hala ciddi bir oran olarak görülüyor. Hayır oyları biraz önde. O da görülüyor. Ama biz hayırın çok daha yüksek çıkmasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca milliyetçi tabanın hayırda birleşeceğini savundu. MHP tabanı kendi tanımıyla söyleyeyim. Milliyetçi bir taban. Türkiye'nin bekası konusunda son derece duyarlı olan bir taban. Türkiye'nin bu referandum eğer olumlu çıkarsa Türkiye'nin bekası açısından çok ciddi risklerin olduğunu gören bir taban. Kendi ülkesine, kendi bayrağına, kendi vatanına sahip çıkan bir taban. Dolayısıyla o tabanın referandumda hayır oyu kullanması kadar doğal bir şey olamaz.